Herkese merhabalar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Sucuk, kaşar, yumurta ama tost değil. Fırında yapacağım. Önce bunları marketlerden bulabiliyorsunuz. Kafasından buradan açıyorum keserek. Ve içini boşaltacağım. Kapağı atmıyoruz. Şimdi sucuğunun yarısını bunu kullanacağım, yarısını ötekinde kullanacağım. Sonra üstüne yumurta. Ben iki yumurta alır diye düşünüyorum. Bakayım. Alır. Tuz atmayacağım. Ekmeğin tuzu var. Kaşarın tuzu var. Üstüne bir iki parça da tereyağı koyacağım. Bu kaşarı rendelemeniz şart değil. Yani bunu bıçakla da şöyle ince ince parçalayıp üstüne serseniz gene aynı işi görür. Netice itibariyle fırında 20 dakika kalacak. Kaşarı şöyle bütün halde bile koysam onun içinde erir, sağa sola dağılır. Şuralara biraz zayıf kaldı gibi görüyorum. Zayıf kalan yerleri takviyeliyeyim. Tamam. Şöyle bir de ince ince bir iki parça tereyağı atalım. Yani hafif bir koku versin diye koymanız şart değil. Eğer vejeteryansanız sadece kaşarla da yapabilirsiniz. Yani şey gerekli değil. Sucuk gerekli değil. Vegansanız onun için başka çareler buluruz. Şunu da alayım buradan. Bunu da bunun üstüne kapak olarak kapatıyorum. Şimdi ötekini de yapacağım. İkisini beraber fırınlayacağız. Fırınımızı ısıttık. 180 dereceye çıktı. Şunlar kenarda dursun. İkisini de hazırladım. Fırına koyacağım. 20 dakika fırında yumurtalar pişene kadar diye. Dakikamız doldu. Şimdi fırından alacağım. Biz de bu arada açlıktan geberdik. O da başka bir şey ya. Fırın muhabbetinin bir tepesinde beklemek var ya. Çok zor bir şey. Şimdi 20 dakika önce bunları paketleyip fırına gönderdik. Üstü çıtır çıtır, bakın kırılıyor. Tabii şöyle görüntü bu. Şimdi yumurtaların kıvamını kontrol ediyorum. Şimdi eşimi çağırayım. Yumurtanın kıvamını beğenmezse bir 5 dakika daha atacağım içeriye. Diğerini de açayım.
Bu arada fırının sıcaklığını 200'e çıkardık. Evet. Tam böyle şey kıvamında olmuş. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tabii bunun versiyonlarını süslemek artık size kalmış. Herkese kolay gelsin.